Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Ekim ayı sizin için geleceğe dair hedef ve planlarınıza odaklandığınız ama buralarda bazı gözden geçirmeler yaptığınız, sosyal hayatınızda arkadaş ilişkilerinizin öne çıktığı, ekip faaliyetleriyle ilgili bazı adımlar atabileceğiniz önemli bir ay. Konu başlıklarına baktığımızda Güneş 23'üne kadar Terazi burcunda, Mars ay sonuna kadar Terazi burcunda, Merkür retrosu devam ediyor Terazi burcunda ayın 18'ine kadar, 18'ine itibaren ilerleyecek. 6 Ekim'de Terazi yeni ayı doğuyor ve 20 Ekim'de Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Evet, şimdi detaylara bir bakalım. 11. ev alanınız çok hareketli tabii ki. Güneş orada, Mars orada, Merkür orada ve 6 Ekim'de burada bir yeni ay var. Yeni ay yeni kapılar açabilir, yeni planlar, projeler gündemde olabilir. Ama Merkür'ün gerilemede olması biraz sanki bir şeyleri yavaşlatıyor ve bazı kararsızlıklar da yaratabiliyor. Evet, bir proje üzerinde çalışıyor olabilirsiniz ve işbirliği olabilir bu, ya da yeni bir grup ilişkisi ya da bir yeni eğitim programı, yani bir ekip, bir faaliyet, bir organizasyon, belki sosyal amaçlı bir toplumsal bir görev, buralarda bazı oluşumlar var. Arkadaşlarla yapmak istediğiniz ya da planladığınız bazı oluşumlar var. Belki bir tatile çıkacaksınız, belki bir eğlence söz konusu veya arkadaş ilişkilerinizde belki önemli bazı kararlar söz konusu. Buralara vurgu yapan bir yeni ay. Aslında güzel bir yeni ay sizin adınıza. Çok olumsuz tesirler yok bu yeni ayda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yeni ay 13 derecede doğacağı için 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa etkiler bireysel olarak daha bir öne çıkabilir. Önce burçlarda gezegenleriniz varsa özellikle daha güçlü tesirlerle karşılaşabilirsiniz. Belki yeni bir proje gündemde olacak ama biraz eskiyle bağlantıları da var bunların. Merkür gerilediği için eski bir arkadaş çevresiyle tekrar görüşmeniz, ya da uzun süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşmanız, eski iş arkadaşlarından ya da daha önceden çalıştığınız bir işten, bir şirketten belki yeni bir teklif almanız, ya da yarım kalmış bazı işleri, projeleri ele almanız mümkün. Yani bunlar tabii böyle daha önce değerlendiremediğiniz bir fırsatı değerlendirmek gibi de olabilir. Yani kendi lehinize çevireceğiniz güzel etkiler de olabilir tabii ki. Ekim ayı enteresan bir ay. Her zaman rastlanmayacak bir şekilde birçok gezegen, yani birkaç aydır gerilemekte olan gezegenler bu ay gerilemelerini bitirecek ve ileri harekete dönecekler. Evet, 6 Ekim'de Plüto Oğlak burcunda gerilemesini bitiriyor. 10 Ekim'de Satürn Kova burcunda gerilemesini bitiriyor. 18 Ekim'de Jüpiter gerilemesini bitiriyor. Yine aynı 18 Ekim'de Merkür gerilemesini bitiriyor. Ancak bir gezegen gerilemesini bitirip ileri harekete dönmeden önce hız keser. Yavaşlar ve duraklar. Ve bu böyle bir iki gün, üç gün sürebilir bu duraklama süreci. Tabii ki önemli. Yani bizi de etkiliyor bu gezegenlerin duraklamaları. Biz de biraz böyle bir duraklıyoruz bu süreçte. Yavaşlıyoruz. Ve duraklayan bir gezegen aslında hangi burçtaysa ve o burç bizim haritamızda hangi evdeyse oraya daha fazla bir odaklanmamız gerektirir. Özellikle gerileme dönemindeki süreçte hayatımızda fark etmemizi gerektiren bazı şeylerle karşılaştıysak, özellikle bu duraklama döneminde, evet, yaptıklarımız ya da yapmadıklarımızla yüzleşme, eksikleri fark etme, hataları bir görme gibi durumlar söz konusu olabilir. Aslında günlük hayatın hızı biraz yavaşladığında durakladım ki gerçekten zamansal olarak da bu yavaşlamayı hissedebiliriz. Bu ay ortalarında özellikle. Hız kestiğimizde, ana odaklandığımızda gerçekten önemli farkındalıklarla karşılaşmamız mümkün. İşte bu fırsatları verebilir bize. 5'i ile 20'si arasında özellikle bu duraklama dönemi aktif görünüyor. 20'sinden sonra artık gezegenlerimiz ilerliyor, ileri harekette olacaklar. Ve belki biz daha böyle bir ileriyi göreceğiz. Belki attığımız adımlar, işte planlarımız, programlarımız, projelerimiz daha rahat hayata geçecek, daha hızlı bir şekilde sonuçlanmaya başlayacak. 20 Ekim'de Koç burcunda dolunay var. 27 derece Koç burcu dolunayı. Sizin için keyifli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Ateş enerjisi taşıyor aynen sizin gibi. Evet, artık Jüpiter de ileri harekette.
Dolunay sırasında 5. evinizde meydana gelecek bu Dolunay. Dolunay'ın yöneticisi Mars. Plüto'yla tam bir böyle bir karesi var. Bu biraz zor bir açı, sert bir açı. Mars-Plüto karesi dönüştürücü, biraz böyle manipülatif bir açı olabilir ama hırs ve tutku da verir. Yani değişim, dönüşüm için güçlü bir mücadele gücü de verir bize. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında öncü burçlarda Koç, Terazi, Oğlak ya da Yengeç burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu baskıları, bu manipülatif durumları hissedebilirsiniz. Ama bulunmuyorsa o zaman sizin için çok da öyle baskı yaratmayabilir. Daha rahat, daha olumlu tesirler içerisinde olabilirsiniz. Yani aşk hayatınız öne çıkıyor. Biraz da eğlenceli konular var. Çocuklarla ilgili daha fazla aktivitenin öne çıktığı, belki bazı kararlar aldığınız ya da daha önce yaptığınız bazı girişimlerin sonuçlarını aldığınız bir dönem. Parasal konularda güçlü dönüşümler olabilir ama baskılar da olabilir. Özellikle yatırımlara, spekülatif piyasalara, hani borsaya, dövize falan buralara biraz belki dikkatli yaklaşmakta fayda var. Çünkü Plüto özellikle para alanınızda manipülatif durumları parasal konularda daha fazla hissedebileceğinizi gösteriyor. Borçlanma konularına da biraz daha dikkatli, temkinli yaklaşmakta fayda var. Yani Dolunay belki çocuklarla ilgili, belki bir kişisel yatırım, belki tamamen hani keyif aldığınız bir faaliyet için biraz masraf da getirebilir. Hani bir harcama da getirebilir sevgili yaylar. Ayın artık son haftası, bu tesirler aktifleşecek. Daha fazla hayatımızda Dolunay tesirleri gündemimizi şekillendirecek. Evet. Sevgili yaylar, ayın 8'inde Venüs, iyicil gezegenimiz, şans gezegenlerimizden küçük benefik Venüs sizin burcunuza geçecek. Evet, yaklaşık şöyle bir 20 gün kadar Venüs burcunuzda olacak. Bu iyicil bir etki. Yani Ekim ayının 8'inden itibaren biraz daha şanslı ve daha kısmetli olacaksınız Venüs'ün desteğiyle beraber. Jüpiter'in de ayın 18'inde zaten ilerliyor olması sizi yine maddi manevi her alanda biraz daha kısmetli hale getiriyor. Venüs iyicil etkileriyle güzellik, estetik gibi kişisel bakımlarınız için çok daha iyi bir dönemi işaret ediyor aslında. Yani belki kendinizle ilgileneceksiniz, giyim kuşam alışverişleri olabilir, estetikle ilgili, güzellikle ilgili kişisel bakım çalışmaları olabilir. Şimdi bu Venüs desteğiniz var. İlişkilerde sosyalleşmeniz, biraz böyle cazibenizin artması, girdiğiniz ortamlarda dikkat çekmeniz, tabii ki özel ilişkiler, aşk ilişkileri, zaten 5. evinizde de Dolunay var ay sonunda. Aşk alanlarında bir fırsatlar var burada. Ama sosyal etkileşimler, işbirlikleri, arkadaş ilişkilerinde de bu destekleri görebilirsiniz. Hatta parasal kazançlar anlamında da Venüs'ün koruması altında olduğunuzu ayın büyük bölümünde söyleyebilirim sevgili yaylar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.